hatta iki tane sipariş olarak bir doktora gönderdim. Evet, çok güzel. Hadi bakalım. Bir müşterime göndermiştim. Çocuğun ayağı kırılmış ve 3 defa alçıyı alıp geri çıkarmışlar. Tutmuyormuş. Ayağı kırık, ayağı kaynamıyormuş. Masaj kremini sürdüler. Sadece ben bir öneride bulundum. Hani geçer diye bir şey söylemedim. Ama %50 bir şans verdim kendilerine. Bir deneyin dedim. Hani tutmayabilir ama en azından basmasına falan yardımcı olabilir diye. Şu an ayağı çocuğun kaynadı. Yani keşke yanında o zaman makinem olsaydı da önceki haliyle sonraki halini çekmiş olsaydım. Doktora götürdüler tekrardan. Doktor sormuş direkt. Ne yaptınız da kaynadı diye. Doktor da işte böyle böyle bir masaj kremi var Ersa'dan diye. Getir bakayım demiş. Evet. Götürdü, iki tane istedi şimdilik. İki tane istedi. Sonucunu şu an daha görmedik. Ben ilk masaj kremiyle tanıştım. Kendim de denedim. Bende huzursuz bacak sendromu var. Artı iç varis var. 8 senedir bu ağrıyı çekiyorum. Ankara'ya bile kaç defa gittim. Sadece aslında inanmayarak denedim. İlk başta inanmayarak denedim. Çünkü bana bile itici geliyordu ilk başta masaj kremi. Sadece masaj yapılır herhalde. Bir ağrıyı geçirir diye düşünmüyordum. Sürdüm bir hafta 10 gün. Biraz rahat yatmaya başladım. Devam ettim. Bir tüp bitirdim. İkinci tüpe ihtiyacım bile kalmadı. Sadece açtım. Şu anda kullanmıyorum ve hiçbir ağrım yok. Huzursuz bacak sendromunu bilen var mı bilmiyorum. Genelde gece tutar. Evet. Sabaha kadar hiç uyutmaz. Yeter. Ben her yıl sülük koyuyordum. En azından sülük koymaktan kurtuldum. Çünkü tek çare sülükteydi. En az yani tam geçirmiyordu ama en azından biraz daha uyumamı rahatlatıyordu. Sülük koymaktan kurtuldum. Çok memnunum ve arkadaşlarımın hepsine tavsiye ediyorum ve çok satıyorum. Evet. Bir arkadaşım başkentten randevu almıştı. Ayağı burkulmuştu, hiç kalkamıyordu. Hep elektrikli battaniyenin içerisinde yatıyordu. Ona da sadece tavsiye ettim. Eğer dedim geçirmezse 33 milyonu bana verme dedim. Sadece öyle söyledim. Evet. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Genç de bir oğlu var. Dedi ki Meral teyzem seni kandırıyor anne dedi. Öyle deyince verme bana 30 milyon dedim. O zaman 30'du. Sonra 3 gün sonra beni aradı. Herhalde bir şey oldu dedim ben de. Meral dedi gel kahve içmeye dedi. Niye dedim ayaklandın mı dedim. Evet dedi başkente gitmeyeceğim dedi. Süper. Niye dedim. Hiçbir şeyim yok, hiçbir yerim ağrımıyor dedi. Ve onun üzerine oradaki kişilere 5-6 tane gönderdim. Yani, bir de bel fıtığının çok güzel bir ilacı aklınızda bulunsun. Artı evet, masaj kremi değil de ağrı kremi falan diye. Ayıp olmasın göğsünde kitle olanları kaybediyor. Ankara'ya kadar gönderdim ben. Ankara'dan istediler. Kitleyi eritiyor. Evet. Sürekli evet, kullanırlarsa temiz bir şekilde duş jelini kullanacak. Temiz kurulayacak. Her gün bir duş alıp üzerine sürdüğünde veya ne bileyim nasıl temizleyebilirse temiz bir bölge olması gerekiyor. Sürece kitleleri eritiyor. Çok güzel. Vallahi çok teşekkürler. Şampuan. Ben söyleyeyim Ayşe Hanım. Rıfat Bey. Şunu. Ben de bunu merhaba Hanım. Süper satıyorum. 10 sipariş yapıyorum. Evet. Şimdi biliyorum halkımızın %80'i diz problemi. Hepimizde her ailede vardır. %80'i şu bizim şeyi memlekette diyorum ama diz problemidir. Nereye gitsen nem der. 36 yaş nedir mi dizlerde başlar her konu. Ben de sizin gibi evin içinde gezerdim. Sabaha kadar uyuyamazdım. Dinlenme esnasında. Şikayetler. Sihirli krem aslında. Evet, sihirli krem diyorum. Ben ismini öyle olsun koydum. Masaj kremini beğenmiyorum. Benim kızım neresi ağrısı anne masaj kremini getirir misin? Ben de benim oğlum olsun. Dişi ağrıyor masaj kremi. Başı ağrıyor masaj kremi. Yani normalde krem bezmiyorlar benim yerim falan diye. Çıksın değil mi? İsmini değiştirsin yani. Ve şey bir de çok ben düştüğü zaman seminerde, bu seminerde değil de ondan önceki bir seminerde bir bayan çıktı sahneye. Şeyde, büyük seminere gittiğimizde. Dedi ki bunu var ya gözünüz kapalı satın dedi. Nasıl? Ben dedi bütün vücudum kireç kapladı benim dedi. Yatakta şöyle ayağımı oynatamıyordum. Evet, evet. Doktor dedi ki dedi sen artık bu şekilde yaşamaya alışmaya çalış. Doktor bile. O arada bir arkadaşım geldi. Bu ürünü tanıttı bana. Üye yaptı. Pardon önce almış kullanmış bakmış hafif hafif hareketlenmeler var. Ondan sonra üye olmuş.
yattığı halde işte aile de yardım ediyordur. Ve bundan herkese kendine iyi geldiği için herkesin yararlanmasını sağlamış. Ve şu anne de benim başka, işte hangi şehirde de hatırlayamıyorum, yani Antalya'daydı seminer, başka bir uzak şehirden. Geldim şu an sahnede size konuşma yapıyorum. Bu masaj kremi sayesinde. Gözünüz kapalı, %100 garanti satın. Ve doktor bana böyle yaşamaya alış dedi ama bu benim hayatımı kurtardı. Kireçlenmeye birebir dedi. Ve firma sahibine de dedi ki bir hayat borçluyum size dedi. Evet, çünkü parmağımı kıpırdatamıyordum dedi. Ve sağlıklı Ayşe bir bayan. Ayşe Hanım çıbanımız da geçti bu arada. Çıbanda mı geçiriyor? Masajında bir bayanın çıban varmış. Ayşe Hanım'a söylemiştim. Evet. Emin olamadım. Hani geçirir diyemedim tamamen. Ayşe Hanım'a bir sormak isterim. Banyo WC ile temizledi. Evet. Üzerine masaj kremi ve çok büyükmüş. Doktorlar yarım da alacağız demiş. Evet. Neyi varsa içerisinde. Banyo WC dezenfektan için çok güzel bir ürün. Ve Yeditepe Üniversitesi'nde yeni bir test yapılmış. Birçok mikrobu tamamen öldürmüş. Hı hı. Yani yaralarda falan dezenfektan, açık yaralarda, kapalı yaralarda işte söylendiği için ben de denemedim ama Meral Hanım sorunca denesin dedim. %90 bir şans dedim yani. Evet. %90 geçirebilir dedim ama geçirmiş. İki günde de kapatmış yani. Mikrobu öldürmüş. Açık yaraya ve bir bayan bu seminerde konuştu, onu da söyleyeyim. Kızım bir mikrop kapmış dedi. Affedersin, lavabodan kapılan bir mikrop. Bir mikrop girmiş ve 8 yıl hastane uğraşmışlar. Sonra banyo WC'yi satmış birisi. Banyo WC'yle evini temizledikten sonra çocukta iyileşme olmuş. Tahlillerde falan çok farklı. Doktor demiş ne yaptınız? Valla farklılık sadece lavabonun temizleme ürünümü değiştirdim. Hiçbir şey kalmadı demiş. Ve benim korkulu rüyalarımdı çocuğumun o rahatsızlığı. Hiç çaresiz artık başka şeyler düşünmeye başlamıştım diyor. Hani çare bulamayın. Şu an sağlığımıza kavuştuk dedi. Evet. Aşağıda şampuanı anlatayım ben. Tabii. Şampuanımızı ben 2 ay hemen oluyor. Kızımın bir arkadaşına sattım. O da 2 aydır falan kullanıyor. Kadın daha önce diyor yani bütün şampuanları ben hepsini kullandım diyor. Ve artık saçım sakız halindeydi diyor yani. Bunu kullandıktan sonra dedi artık kaşlarım, kibriklerim de dökülüyordu benim diyor. Yani değil oluyor kibriklerim de oldu artık yani diyor azalmaya başladı diyor. 2 aydır falan kadın kullanıyor zaten şampuanımızı. Ve diyor şimdi çıkmayan saçlarım alttan çıkıyor diyor. Kaşlarım dökülüyor diyor. Ve 2 aydır falan da görmediğim bir akrabam var diyor. Onlara gittim diyor. Hatta benden vücut losyonu ve sabun da aldı kadın. Onu da cildine kullanıyor. Akrabalar dedi diyor yani İngiliz seninle ne bu değişiklik, sen ne kullanıyorsun dediler diyor. Söylesem mi söylemesem mi dedim diyor. Neyse size söyleyeyim dedi diyor kadın. Anlattım diyor böyle. Demişler bana da getir. Mesela sıvı sabunla vücut losyonu tekrar benden geldi götürdü kadın. Ve diyor bu şampuanı Serdar sen sattığın sürece de diyor ben bırakmam. Bırakacak bile olsam bana şampuan ayıp diyor yani kadın. Evet. Ben kendime ayrı bir şey geldi diyor artık. Yani kendimi yenilediğimi hissediyorum. Psikolojik mende bir rahatlığım var benim artık. Bu daha diyor da yani. Önemli. Bu diyor yani şöyle yüzümü yıkadığımda bile diyor kipriklerim, kaşlarım hep elime gelirdi diyor. Aynen. Şimdi kadının buraların saçları falan hep alttakiler de çıktı diyor. Kendimi o kadar rahat hissediyorum diyor. Yani bu şampuanı diyor. Kadın o kadar güzel anlattı ki ben de yani böyle bir rahatladım. Sattığım ürünle gurur duydum yani o şeyle. Ve geldi yani tekrardan kadın ben de gittikten sonra mutlaka alırım diyor. Böyle de güzel bir şey yani kadın artık saçını ipin gibi diyor yani. Ne kadar güzel. Aha, saç güzel bir şey yani. Alkışlıyorum. Peki de bir şey sormak istiyorum ya. Tabii. Peki bu masaj kremi bende kul dönmesi rahatsızlığım var. Annene soracağım onu. Ya şimdi direktörümden soracağım işte açtım onu tabii. Geçecek mi mesela şimdi satan sizsiniz. Denemekte fayda var niye olmasın? Deneyin ama şu ana kadar hiç. Geçirmezse parasını vermem ama. Ben açık var oğlum onu sür. Denemedim başka bir şey söyledim herkes kullanmaz. Yalnız. Aniş ablayı söylüyorum duş jeli kullanıyor Aniş abla. Ve bayağı 58-59 yaşlarında
siyah saçlar geliyor Aniş abla. Evet. Evet. Evet, duş jeli kullanıyor. Duş jeliyle saç yapıyorlar. Vücut losyonu yok değil mi? Onunla alakalı bir şey söyleyeceğim. Kardeşimin eşi şu an kendi de uyuyor. Naime de uyuyor oldu zaten. Şurasında kendisi öğretmen. Bak yıllardır öyle bir yani şey bir iş falan da yapmaz. Sürekli her sene diyor benim şu elimin üstü böyle hele de kısım nasıllaşır diyor. Sürekli böyle kalem kullanırım o kanar diyor yani. Ve diyor yani bazı belli tam markalardan bile diyor kaç tane pahalı pahalı krem aldım kullandım diyor. Hiçbiri geçirmedi diyor yani. Ve beni çok rahatsız ediyor diyor. Sonra bizim vücut losyonunu söyledim ben. Sen dedim sadece eline onu kullanmaya başla dedim. Artık şey yaptı, bir hafta o sürekli kullandı yani düzenli şekilde ve şimdi yerinde yerler esiyor Selda diyor. Yani evet. O yıllardır olan o diyor nasırlı kanama gitti. Evet. Çok güzel. Yani o kadar da güzel bir şey. Bir görmek anlattı. Ne kadar mutluluk evet. Veriyor değil mi? Şimdi... Yo, duş jeli kullandıktan sonra da bir hani insanların yüzüne demiyorum ama bir güzellik geliyor insanlara niyeyse. Gözlerekler açılıyor evet. Cildinden böyle güzellere temizliyor. Farklılık oluyor. Gerçekten. Ayşe Hanım. Şu ürün eşimizden sonra üçüncü arkadaşımız. Neyse benim. Şimdi ben, ben 5-6 aydır 5-6 aydır hiç ağrı kesici ilaç almıyorum. Ağrı kesicileri halkımızın %80'inin midesini midesini bu Dolarex. Evet. Aşırı tok olacağım. Biraz acıktın sancı başlar. Bir tane antibiyotik al. 2 gün midenin sızısı gitmez. Evet. Bir tane antibiyotik yani kullan. Hepsi çok güzel ama masaj kremi benim tabii için ki. İlk önde tabii, gidiyor. Tabii. Çünkü benim hastalıklarımı geçiriyor. Evet çünkü evet inanıyorum. Sonra bunu bir aparata koyuyorsunuz küçük. Cebinize de taşırsınız. Rahatsız olduğum yerine. Ben onu hiç